İlk kara delik fotoğrafı çekildi. Artık ona ismiyle hitap edebiliyoruz. Çünkü 2019 Nisan'ına kadar kendisinden bahsederken kara delik teorisi dememiz gerekiyordu. Sadece bir teoriden ibaretti. Big Bang'in yani büyük patlamanın sadece bir teoriden ibaret olduğu gibi. Gerçekliğine dair elimizde net bir kanıt yoktu. Var olduklarını düşünüyorduk. Ama bir fikre ne kadar çok kişi inanırsa o kadar gerçekmiş gibi gelir. İşte biz hep kara delikleri ve büyük patlamayı mutlak gerçeklikmiş gibi, aksi ispatlanamazmış gibi düşündük. Ki bu sefer öyle de oldu. Aksi ispatlanmadı. Kara delikler tam olarak Einstein'ın görelilik kuramında açıkladığı gibi çıktı. Ve bu güzel fotoğraflar 100 yıllık teorinin kanıtı olarak bilim tarihinde yerini aldı. Tabii biz kara deliklerin çok daha net çizimlerine, simülasyonlarına, filmlerde oynamız, hatta şarkılarına alışık olduğumuz için bu görsel bizi çok da etkilemedi. Görüntünün kendisi çok etkileyici olmasa da o görüntüyü yakalama serüveni ve kara delik teorisinin devamı tüm ilgimizi içine çekecek kadar ilginç. İşte bu uzayda oluşan büyük siyah boşluklar bizim zaman yolculuğu yapmamızı sağlayabilir. Ya da bize başka evrenlerin kapısını açabilir. Gelin her yönüyle kara delik teorisini birlikte inceleyelim. Kara delikler ilk defa 1905 ve 1916 yılları arasında Einstein'ın oluşturduğu genel görelilik kuramı içinde anıldı. En basit tanımıyla anlatmamız gerekirse Einstein'a göre her cisim uzay düzlemini kendi ağırlığı kadar esnetir. Ve eğer bu cismin ağırlığı çok 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 büyükse bunu gerilmiş bir çarşafa atılan demir bir bilye gibi düşünebilirsiniz. Düzlemi o kadar esnetir ki orada bir delik oluşturur. Yer çekimi etkisinin çökmeyle ve kütleyle doğru orantılı olduğunu düşünürsek kara delikler o kadar büyük bir çekim alanı yaratır ki buradan ışığın bile kaçması mümkün değildir. Tüm ışığı içine çektiği ve dışarı ışık yansıtmadığı için de görünmeleri imkansızdır. Uzay boşluğunda oluşan siyah bölümler olarak algılanır. İşte bu yüzden John Wyler onlara black hole yani kara delik ismini uygun görmüştür. Bizim çekmeyi başardığımız kısmı da zaten kara deliğin kendisi yani içinde gerçekleşen durum değil. Çevresinde yaydığı radyasyon dalgasından ibaret. İşte bugüne kadar bir kara deliğin fotoğrafını çekemememizin en büyük nedeni bu. Hiç ışık yansıtmamız. Bir diğer nedeni de aramızdaki devasa mesafe. Kara delik oluşturacak kadar büyük kütleler sönmüş yıldızlarda bulunuyor. Yani biz öyle öngörüyoruz. Bizim güneş sistemimize en yakın yıldızsa 4,24 ışık yılı uzakta bulunuyor. Fotoğrafını çekebildiğimiz kara delik ise 53 milyon ışık yılı uzakta. Bir ışık yılı ise yaklaşık 9 trilyon kilometreye denk geliyor. Yani bizim o çözünürlüğünü beğenmediğimiz fotoğraf bizden tam 50 milyon trilyon kilometre uzaklıkta bulunan bir cisim. Büyüklüğüne gelirsek de 40 milyar kilometre çapında. Yani dünyadan 3 milyon kat daha büyük. Şimdi şu fotoğrafa bir daha bakıp o 200 kişilik ekibe buradan saygılarımızı gönderelim ve kara delik teorisinin bilim kurgulara konu olan kısmına geçelim. Einstein kuramının devamında kara deliklerin bizim için nasıl bir zaman makinesi gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Kütlesi büyük olan cisimlerin uzay düzlemini büktüğünü söylemiştik. Aynı zamanda zaman üstünde de oynama yaparlar. Yani dünyadan daha büyük kütleli bir gezegene gitseydik zaman algımız ve yaşam süremiz tamamen değişecekti. Şimdi gezegen bazında değişen bu zaman algımız kara deliklerde çok daha uç boyutlara ulaşıyor. Yani bir astronot kara deliğe yaklaşırken uzay gemisinde bir saat alırsa, kara deliğe yaklaştıkça saatin yavaşladığını fark eder. Olay ufkuna girdiğinde ise zaman onun için durur. Ve eğer bir şekilde oradan sağ çıkmayı başarıp dünyaya dönerse kendi zamanından apayrı bir zamana merhaba diyecek. Ancak Einstein'ın teorisine göre kara delikten sağ çıkmak mümkün değildir. Olay ufkuna her giren cisim merkezdeki büyük basınç nedeniyle esneyip bir solucana dönüş. Kara delikten bir maddenin kaçması, hatta ışığın bile kaçması imkansızdır.
Einstein kara delikleri daha çok bir çöp öğütücü gibi görür. Stephen Hawking ise kara deliklerin dipsiz bir kuyu olduğu fikrini tam tersi bir yorum yaparak 40 yıllık paradoksa başka bir bakış açısı getirmiştir. Hawking'e göre eğer kara delik dönüyorsa mutlaka başka bir evrene açılan bir kapıya çıkıyordur. Ama bu geçiş tek yönlüdür. Yani bir kere diğer evrene geçtikten sonra yukarı çıkmak pek mümkün değildir. O da buradaki madde akışını şelaleden akan sulara benzetir. İşte Yıldızlar Arası filmini izleyenler Hawking'in bakış açısına göre kara delikleri değerlendirdiler. Ki zaten Einstein'ın bu kara deliğe giren madde yıkıma uğrar ve kaybolur tezi kuantum fiziğine de aykırı bir durum. Çünkü kuantum teorisine göre hiçbir madde kaybolmaz. Sadece dönüşür. İşte bu iki dahinin teorilerinin birbirlerine uyarlanamamasına matematikçiler bilgi kaybı paradoksu olarak adlandırdılar. Ama tabii az önce söylediğimiz gibi bu kısımlar ikisi için de hala teori aşamasında. Şu an emin olduğumuz tek şey ise kara deliklerin varlığı ve radyasyon yaydı. İşte bu elimizdeki tek gerçek veri olan fotoğrafa 12 Nisan'da, yani fotoğrafın çekilmesinden 2 gün sonra Povehi adı verildi. Povehi, Hawaii dilinde derin, süslü, karanlık oluşum demek. İsmini Hawaii'li dil profesörü Larry Kimwa koymuş. Hawaii'deki bir yaratılış hikayesinde geçen Povehi, yani karanlık, derin ve süslü kelimelerinin birleşiminden almış. Bu fotoğrafın çekimi için Amerika, Antarktika, Şili, Hawaii gibi dünyanın birçok yerinde 13 ayrı radyo teleskop kurulmuştu. Ve 10 gün boyunca bir noktaya odaklanıp bu fotoğrafı çekmeyi başarmışlardı. Bu radyo teleskopların iki tanesi Hawaii'de bulunduğu için Hawaii diline göre bir isim koymayı tercih etmiş. İşte bu dünyanın birçok yerinden birçok bilim insanının yer aldığı organizasyonda bir de Türk bilim insanı bulunuyor. Hatta Türk bilim kadını bulunuyor. Feryal Özel 20 kişilik bir ekiple 20 yıl süren bir çalışmaya imza attı. Kara delik gözlemleme anındaysa modelleme ve analiz grubunu yönetti. Grubun tam olarak görevi kara deliğin gölgesini hesaplamak ve alınan verileri Einstein'ın görelilik kuramına göre karşılaştırmak. Feryal Özel bu ekibin başında. Ayrıca kendisi bizzat Stephen Hawking ölmeden önce onunla birlikte çalışma şansına da erişti. Büyük Fikirler adlı 20 kişilik bir listeye adını yazdıran Feryal Özel kendi açıklamasında bu tatlı anı yaşamak çok uzun zamanımı aldı dedi. Ama bence kesinlikle her saniyesine değmiş. Asalım bayrakları burada. Evet, teknolojinin gelişmesi ve bu güzel insanların çalışmalarıyla evrenin sırları bir bir çözülmeye devam ediyor. Bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olup bizimle heyecanla takip etmek isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.